Selam herkese arkadaşlar yayın e, için birazcık yorgundum o yüzden canlayın açmadım e, bir kayıt alayım dedim kayıtta kaydın da konusu birazcık yine şey olsun daha uzun vadeli bir bakış açısı olsun e, diye düşündüm uzun vadeli kademeli alım seviyelerine bakacağız bitcoin ve ethereum'un ve Bitcoin'de daha önce birkaç kere dikkatini çektiğim gibi Bitcoin'deki tehlikeli yapıyı tekrar bir gözden geçireceğiz, daha detaylı bakacağız, bakalım durum nedir, endişelenmeli miyiz, tası tarağı toplayıp kaçmalı mıyız, yoksa üzerine üzerine gitmeye devam mı etmeliyiz, hep birlikte karar vermeye çalışacağız. Şimdi her zaman söylüyorum. 3 ee, üç tip üç tip işlem e, açma stratejisi gütmelisin. Birincisi kısa trade'ler yapabiliyorsan tabi e, ee, vadiyi ne kadar kısaya alırsan kullanacağın e, kapitali de o kadar küçültmen gerekiyor. Çünkü e, vadeyi kısalttığın sürece, vadeyi dediğim işte hareketli ortalamayı e, küçülttüğün derece e, kapitali küçültmen gerekiyor. Ki sana çünkü çok işlem açıp kapattıracak ve zamanın olması gerekiyor. Ee, peş peşe zararları gözü alman gerekiyor. Çünkü peş peşe zararların ardından kar ediyorsun kısa vadeli ortalamalarda. Ee, ya da kısa vadeli işlem açacaksan bu likit likit seviyeleri e, stratejisi yapabilirsin. Ee, hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Onda da çok başında beklemen lazım. Böyle, böyle hani sabit tam istediğin seviyeye ulaşmasını beklemen lazım. Çünkü o bütün gün durur durur bir, bir iki dakika içinde o senin istediğin seviyeye iğne yatar tekrar toparlar yukarı atar. Kaçırırsın yani. Ee, orta vadeli orta vadeli işlem yapacaksan, benim bu bir mavi ortalamam var. Ee, ortadan birazcık daha kısa aslında vadesi. Bu arada bu günlük arkadaşlar. Yani kısa vade <laughs> 3 dakika, orta vade <laughs> 2 saat, uzun vade de 6 saat değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. yani eskiler bilir de yeni başlayanlar belki öyle zannediyor da uzun vade deyince hemen 3-4 saat falan zannediyor olabilirler. Onu uyarayım öyle değil. Uzun vade dediğin bir sene, iki sene, beş sene, on sene hedefine ulaşma vadesinden bahsediyorum. Uzun vadede. Ee, klasik dünyada da kabul görmüş. Benim de benim de çok güvendiğim 200 günlük hareketli ortalamaya göre işlem açabilirsin. Ee, Bitcoin'de ve Ethereum'da veya ona uygun altcoin'lerde. E, ee, şu anda Bitcoin'i konuşuyoruz. Biraz sonra likit kısa da likit seviyelerine bakacağız. O stratejiyi ben seviyorum çünkü gerçekten seviyorum. 30 dakikada daha net daha net görüş sağladığını da düşünüyorum kendi açımdan. Bir dakikalık, 5 dakikalık değil de 30 dakikalık da daha bir hafif geniş perspektifte görebilme şansı veriyor diyelim. 200 günlük uzun vadeli perspektifimiz ve ee... Kısa ortalamada tepki seviyelerini tepki seviyeleri için kullanıyorum arkadaşlar. Kısa ortalamaları yani diyelim ki şu mavi ortalamanın altına düştü fiyat, onun altında kapanış yaptı. Ondan sonra kısa ortalamaya tepki tepki vereceği yerler olarak bakıyorum. Onu aşağı birazcık eder. Mavi ortalamanın zaten üzerinde kapadığı Zaten tekrar şeye dönmüş oluyorsun. Longa dönmüş oluyorsun. E bu iş birazcık böyle. Fake bir sürü fake var arkadaşlar bu işin içinde. Her türlü fake kısada da uzunda da her türlü fake e, fake'e maruz kalıyoruz. Hepimiz kalıyoruz. Ama ortalamanın altında, mavi ortalamanın altında devam ettiği sürece bak kısa ortalamaya gelen her türlü e, temastan sonra bir aşağı atıyor. Bir aşağı atıyor. Anlatabiliyor muyum? Garanti değil tabii. Keşke öyle. hayat o kadar güzel olsaydı keşke. Yani e, mavi ortalamanın üzerine attı e biz her e, 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 efendime söyleyeyim sarı ortalamayı her değdiği yerde alalım. Onun birazcık üzerinde kar alalım. Alalım birazcık üzerinde kar alalım. Keşke hayat o kadar güzel olsaydı. Öyle öyle kolay değil arkadaşlar. Öyle kolay değil ama geçerli bir yöntemdir. Tabii risk analizini ve kasa yönetimini iyi yaptığın sürece zaten hep söylüyoruz risk analizi ve kasa yönetimin yoksa e, hiçbir şekilde bizim kanalımıza e, abone falan olma buraları da dinlemene bile gerek yok yani ben inciyim basarım abi e, ne olursa Allah ne verdiyse basarım olin nereye giderse öyle öyle bir yer değil burası biz daha çok e, trade amaçlı işlem açıyoruz ben de açıyorum çok küçük paralarla açıyorum arkadaşlar. Ee, ama esas yatırım yapıyoruz yani. Sadece kriptoda da değil, borsada, altında, e, döviz çiftlerinde, e, emtialarda, faiz, faizde, her yerde. Riske düşük olan e, enstrümanlarda paranın büyük bölümünü değerlendiriyorsun. Riski yüksek olan enstrümanlarda paranın küçük bir bölümünü riske atıyorsun. Tamam mı? Bitcoin'de gördüğümüz gibi mavi ortalamanın altında seyrediyor fiyat. 200 günlüğünde altında seyrediyor. Birdenbire attı biliyorsunuz geçen hafta. Ve doğru düzgün tepki de vermiyor. Yani kavun içi ortalamamıza şunu kırmızı yapalım da kırmızı diyeyim bari. Evet kırmızı diyeyim. Kavun içi, 200 günlük kavun içi yapmışız. Kırmızıya, kırmızı ortalamaya de, e, teması gerçekleştirdi. Bak, e, teması, temas görür görmez hemen satış yedi oradan. Ya bunu birazcık direnç seviyesi olarak alabiliyorsun. E, sana kalmış. Bak enstr her enstrümana göre değişiyor hareketli ortalamaların şeyleri. Evet durumları yani 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük tamam mı? Kısaldıkça ama e, hata oranı artmaya başlar. Şu anda 200 günlüğün altındayız. Yani 200 günlüğün altındaysak ne diyoruz her zaman? Günlük grafikte bakıyoruz. E, genel anlamda, genel uluslararası uluslararası kabul görmüş e, kabul görmüş görüşe göre 200 günlüğün altındaki kapatmalar o enstrümanın satışa döndüğünü ve 200 günün altında gerçekleşecek her türlü tepkinin satışla karşılaşacağını bak satışla karşılaşacağını söyler. 200 günün üzerine attığı anda orada devam ediyorsa bu sefer long 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 tarafından işlemlerin açılacağını söyler. Literatür böyledir. Ve çok da doğru gider yani bu 200 günlük çok şahane bir hareketli ortalama senin net düşünmeni sağlayacak ya da kafanı netleştirecek bir şey çünkü burada öyle bir öyle büyük bir kakofoni var ki bir kaos, kaos var ki hareketlerin içinde en azından 200 günlük senin kafanı netleştirir ve net düşünmeni sağlar o o kakofoninin içine dahil olmazsın. Onun dışında kalırsın. Ee, bazen e, kaybettirir sana. Ee, bazen şorttan kazandırır. Ama günü geldiğinde longtan çok büyük para kazandırır. Yani. Çeşitlendirme şart yalnız. Zaten hep öyledir. Yumurtalar aynı sepete konulmaz. Ana kural. Bak ana kural. Bir sana ileride lazım olacak parayla yatırım yapılmaz. Bu piyasalara. Bir numara. İki numara da yumurtaları aynı sepete koyma. Çeşitlendir. Çeşitlendir. E, borsaları bile çeşitlendir. Yani e, tek gidip de binasta değil de iki üç tane borsaya dağıt. Ki gördün FTX'in durumunu. E, battı gitti yani kocaman borsa. Yarın bugün Binance'ın da batmayacağının hiçbir garantisi yok. Değil mi? Hani deli ya <laughs> Binance e, veya şey Coinbase bazı coinleri, tokenları delist etmeye başladılar ya. bir gün hepimizi delist edebilirler arkadaşlar. <laughs> Onunla ilgili bir video çekeyim aklımdayken. <laughs> o başlıkta. Yani bu borsaların batma tarihlerini, hisse senetlerinin batma tarih, tarihçesini falan bir şey yapalım. Hafiften gözden geçirelim. her türlü short'tayız arkadaşlar. Bitcoinde her türlü short'tayız şu anda ne kadar acayip değil mi daha ne kadar uçuyoruz gidiyoruz öyle gidiyoruz böyle gidiyoruz ee, öyle yayıncılar var ya boğa geldi kaçıyor yolculuk başlıyor kaçırıyorsun kaçırma falan böyle başlıklar böyle şey böyle ee, aç benim aç benim videomu seyret başlıkları var devamlı Şimdi onlar bir bakıyorum çakılıyoruz. Dikkat et çakılıyoruz. Çakıldık ediyoruz. Ne kadar da ne kadar da kesin görüşüller değil mi? Teknik analize bakıp hiçbir zaman kesin öyle olacak diyemezsin. Teknik analiz kendini şartlandırırsan çok tehlikeli bir şeydir. Hiç bilmemek daha iyidir. Yani eskiden borsada teknik analiz falan yoktu. İnsanlar gazetelerde o günün Kapanışına bakıyorlardı, en yüksek, en düşük kapanış fiyat. Ona göre adam şey yapıyor, karşılaştırıyor, iki ay önce neymiş fiyatı, şimdi neymiş. Aynen şey, tüccar mantığı. Abi iki ay önce 10 liraymış, e şimdi bu 3 lira, evet bunu almak lazım. <laughs> ya e, Yani yatırım mantığı da budur arkadaşlar, ya açık söyleyeyim yani. O dedi, bu dedi değil. Bir mal ucuz varsa. Daha önce pahalı olduğunu düşündüğün bir mal ucuzlarsa alıyorsun. Değil mi? Doğru düzgün bir fiyata geldiği zaman da kar alıyorsun. <laughs> Tüccarsın çünkü. Ticaret yapıyorsun sonuçta. Burada da bir ticaret yapıyorsun. O yüzden ticaretten anlamıyorsam o daha da zor o anlamına geliyor. Borsada zaten uzun vadede kazançlılar hep bu ticaretten anlayan, ona göre oyun planı kuran insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi burada komple short'tayız arkadaşlar yani Bitcoin'de. Şimdi Ethereum'a da bakalım. Ethereum'dan sonra da... Tekrar Bitcoin'e dönelim. Uzun vadeli bir tehlikemiz var. Şu kademeli alım seviyelerini söyle Ona geçeyim hemen şimdi Bitcoin'de. Sonra da Bitcoin'deki tehlikeyi anlatalım. Ethereum'la Bitcoin'i şimdi... Uzun vadedeki alım seviyelerini tespit edelim, tamam mı? Şimdi e, böyle olaya kısa kısa bakanlar belki kızabilir bana, ama kızmalarına hiç gerek yok. Ben e, 25 senedir bu grafiklere bakıyorum ve gerçekçi olmak zorunda olduğumu biliyorum. Yani hayal, hayal satın almıyorum, gerçekçi bakıyorum. Hayal satın alıyorum ama tersine döndüğünü gördüğümde o hayalden vazgeçiyorum. Bu iş böyledir. Yani hayır illaki böyle olacak öyle olmuyor. Anladın mı? O yüzden Bitcoin benim kana benim görüşüm kendi adıma şu hareketten sonra şuradaki fake'i görüyorsun 70 binden Gider gibi yapıp bir önceki tepesini Kırıp geri döndü Halbuki burada herkesin görüşü benim de aynıydı görüşüm Burada Devam edeceği yönündeydi yukarı doğru Ama maalesef 200 günlüğü kırdı ee, Bir fake, iki fake attıktan sonra Ondan sonra bütün hayaller suya düştü Bitcoin'de Bütün hayaller suya düştü Yani şöyle diyeyim 200 günlüğün üzerinde ki kapanışlarda hayal kur. Git, yani giderse gidiyor. Örnek mi istiyorsun? Bir sürü. Görüyorsun. Görüyorsun. Böyle küçülteyim birazcık. Görüyorsun 200 günlük bu kavun içi çizgi 200 günlük. 200 günlüğün üzerinde hayal kuruyorsun. Hayal kuruyorsun ve gerçekleşiyor. Kurduğun hayaller. Kurduğun hayaller gerçekleşmiş, gerçekleşmiş, pandemiden sonra da gerçekleşmiş. Burada bile kar var, biraz çok az. Anladın mı? Ama benden sana tavsiye, 200 günün altındaki kapanışlarda o hayallerine hemen erteliği ver. Çok önemli. Bir çöküşe denk gelirsin, mağazalla, e, bütün paranla girmişindir. Yanarsın zaten diyoruz bütün paranına girme zaten yumurtaları aynı sepete koyma. Ee, diyelim ki hani 200 günlüğün altına düştü ve şey yapmadın. Çok seviyorsun şeyi aldığın enstrümanı. Ben abi satmıyorum dedin. %50 yüzde %70 aşağı düştü. Ee, artık işten geçti. Burada satmana gerek yok artık. Zaten al, alış yerine gelmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çok lazımsa param varsa her zaman da söylüyorum kurşunu hiçbir zaman bitirme ki Güzel seviyelere gelirse Enstrüman oradan yeni alımlar yapabilirsin Değil mi? Ya 200 günün altına düştü. Bak bizim borsa için çok net konuşuyorum. Diyelim ki 200 günün üzerinde seyrediyordu Altına düştü satmadım Dedim ki ya dursun Size şöyle söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla tutarım. Çünkü kurşunun bitmediği sürece 200 günlüğün altında zaten %50 aşağı yapsa oradan sevine sevine yeni yeni e, e, giriş yaparım. Hisse senetlerinden bahsediyorum. Sevine sevine girerim. Ondan sonra elbet beni en geç iki sene içinde tekrar... Eski zirvesini bulup onun iki katı üzerinde karla beni kapat kapattıracağını biliyorum. Belli başlı hisse senetlerinde tabii öyle ıvır zıvırdan bahsetmiyorum. Yani herkesin bildiği güçlü, e, hani Türkiye'nin ekonomisiyle özdeşleşmiş e, enstrümanlardan bahsediyorum. Ama coin piyasasında öyle bir şey yok. Yani 200 günün altına düştükten sonra nereye kadar gidebileceğini kimse bilemiyor arkadaşlar. Yani düştükçe düşüyor bastırdıkça bastırıyor. <laughs> Namussu filminde öyle bir diyalog vardı. Şimdi söylüyorum. Tamam mı? Zaten bunu da söylemiştim. Daha önce. Ee, soran arkadaşlara ve ya olur mu o kadar gelir mi? Denmişti. Buralardayken her zaman şunu söyledim bak e, deli gibi mal al almaya kalkan arkadaşlara dedim ki ya alın ama hani cepte para bırakın bak yani dönerse dönerse aşağıdan da alırsınız. Ya bütün paranıza girmeyin Ya ama pi piyasada öyle güzeldi ki yani uçuyoruz kaçıyoruz insanların psikolojisini ona göre e, şey yapıyorlar. Manipüle ediyorlar. Sen istediğin kadar, bak bu seviyelerden artık istediğin kadar insanlara de ki aman dikkatli olun, aman dikkatli olun, bak çok mu istiyorsun almak? dörde e böl paranı, beşe böl. O beşte biriyle bir alım yap buradan. Ne olur ne olmaz. Bak geri dönerse sonra şey olursun. Zarar çok zarar uğrarsın. Büyük paranla gir, bütün paranla girdiğin zaman diye. Ama buralarda bunları kimse dinlemiyor arkadaşlar. Bir de hareketli bir piyasa, ee, satamaz kimse satamıyor yani. O yüzden diyorum 200 günlük niye önemli? Çünkü 50 bin tane haber iyi haber dolanıyor, değil mi etrafta? 200 günün altında kapanış mı yaptı? İstediği kadar iyi haber dolansın, ben çıkarım, çıkarım yani. Dönsün bir daha üstünde kapasın o zaman girerim. Çok basit. 200 günün elzemleri, şimdi, ama 200 günü geçiyorum şimdi. Başlığımıza geliyoruz. Kademeli alım seviyeleri. Ben buralardayken şunu diyordum eğer buradan döner ise eğer buradan döner ise 17.500 ilk alım yeri. 17.500'lere geldi. Değil mi bu piyasa? Döndü dolaştı buraya geldi. İlk alım seviyesi orası dedim. Ya oraya kadar gelir mi? E geldi. Geldi yani geliyor. Anladın mı? Dönüyor dolaşıyor. E, indir bindir indir bindir sonun, sonunda geliyor. Gelmiyorsa da yürüsün gitsin sorun değil başka bir şey bulursun kendini alacak. Mesela ona uyan bir şey alırsın. Birinci alım seviyemiz Bitcoin'de bu uzun vade ben alırım tutarım Benim için hiç sorun yok önümüzdeki 4 sene 5 sene e, Benim ihtiyacım da yok bu paraya Ben uzun vade alırım tutan diyen için 17500 ilk alım yeriydi. Ki bunu hadi şurada aldı diyelim. Haziran 2022'de aldı ve bak bir senedir duruyor elinde aldığı mal. E karda da şu anda. Değil mi? Ama açık söyleyeyim. Kademeli alım seviyesine göre işlem yapan biri birine göre şu kar kar falan değil. E, özellikle kripto piyasasında. Sadece şunu gerçekleştirebilir. Ee, çok güzel bir strateji. Buradan aldı değil mi? 18.000'den. E, ee, 36 bin olmamış. Yani yüzde görse e, ana parasını çekerdi, çekersin. E, geri kalan bedava artık sana. Onlar da nereye giderse gitsin diye bakarsın. Ama onu gerçekleştiremedi bu seviyeden. Ha onu şöyle yapabilirsin. En dip seviyeyi alabilirsin. Sen bilirsin. Bilmiyorum. Ben bilmem. Ben satmam yani. Eğer 17 bin en dipten alırsan onu gerçekleştirmiş yüzde yüz yukarı atmış. Ama kademeli alım stratejisiyle işlem yapıyorsam 17.591'den aldığım malı bu seviyelerde falan satmam abi. Şimdi buradan dönerse çünkü buradan alanlara şey diyecekler ya bu kadar prim yapmış orada satman lazımdı falan filan. Şimdiden zaten söylüyorlar çok kişi. Hayır abi 17.500'den malı almışsan bu seviyede mal falan satmazsın, ben satmam, kimse de satmaz. Çünkü bu e, ile uzun vadeli yatırım tekniği, e, bunu satacağın şu 17.500'den aldığın e, ürünü ilk satacağın, kar alacağın yer eski zirve. Çok basit, çok basit bir sistem çünkü bu. Tamam mı? Şimdi ikinci alım kademesini söylüyorum. E, buraya çok bel bağlamış kısa zamanda Ferrari Lamborghini alacağım diyen arkadaşları kızdıracağım biliyorum ama onlara da tavsiyem lütfen gerçekçi olunuz konuya gerçekçi yaklaşınız e, başka türlü çünkü beklentilerinizi çok yüksek tutarsanız e, çok büyük hayal kırıklıklarına uğrama ihtimaliniz yüksek oluyor Tamam. Ona göre yumurtaları aynı sepete koyma. Paran hiçbir zaman bitmesin. Tamam mı? E, paranı bölerek yatırımını yap. Kademeli sistemden bahsediyor şu anda. 200 günlük, daha kısa ortalamalardan bahsetmiyoruz. Ben alıyorum, uzun vadede tutuyorum. Önümüzdeki 3 sene, 5 sene ki bu zaten boğaya girdiği zaman arkadaşlar. Öyle 5 sene falan sürmüyor. En uzun boğa 2 sene falan sürüyor. 1,5 sene falan sürüyor yani bir sene bir sene bir sene e, soluksuz yukarı yapılan harekette zaten artık kar almaya başlaman gerekiyor yani. E zaten seviyelerinde belliyse bu kademeli sistemin çünkü e, kar seviyelerinin de belli, bellidir. Onları yazarsın e, kağıda. E, buralara geldiğinde ben satacağım dersin. Bitcoin'de birinci alım seviyesi 17.591'di arkadaşlar ve orayı gördü Bitcoin görmez burada burada şey vardı gök kuşağı falan koyuyorlardı böyle meşhur. O gök kuşağına göre buradan buradan asla geri gelmez buradan gider falan muhabbeti yapıyordu. Gök kuşağını paramparça etti. Gök kuşağıyla işlem mi yapılır Allah aşkına ya. <laughs> i̇şte onlar hep şey bak seni şartlandırmak için yapılan e, göz boyamalar. Çünkü senin malı satmanı istemiyorlar tamam mı? Senin malını satmanı istemiyorlar. O yüzden gök kuşağını koyuyor senin önüne. Baklıyor bu Bitcoin diyor tarihi boyunca buraya değmiş. E, buraya değdikten sonra buradan yukarı yapmış. Ulan Bitcoin'in tarihi ne ki 13 sene daha? Tarihi mi var? 13 sene ne ki arkadaşlar? Ya tarih mi var yani? E, boş çok boş konuşan var arkadaşlar. Yani 2 senedir 3 senedir e, teknik analiz bakanlar Uzman kesiliyorlar arkadaşlar bu da. Yani ben 25 senedir bakıyorum teknik analiz, Ben hiçbir zaman şey diyemem. Ben çok iyi biliyorum. Benden iyi kimse bilmiyor. Öyle şey olmaz. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Biri bir şey söylüyor, onu dinliyorsun diyorsun. Bak ben onu göz ardı ediyormuşum falan diyorsun. Ya bilginin sonu yok çünkü. Ben oldum dediğin yerde bitmişindir zaten. Ama ve garanti veriyorum 2 3 senede de bu çözülecek bir mesele değil. Çünkü duygularından arınman ee, efendime söyleyeyim para kaybetmem falan gerekiyor. Yaptığın analizlerin ters dönmesi e, gerekiyor. Yani öyle bir şey yok. Ben hep biliyorum. Hep biliyorum öyle bir şey yok. Yok 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 inanma sakın. Boş konuşuyorlar. Birinci seviyemiz 17.591. ikinci seviyemiz 10.646 aldı arkadaşlar. Altına düşer yukarıda kalır bilemem. Ama benim kendi ben eğer kademeli alım stratejisiyle işlem yapıyorsam ne demişler? Sen fiyata gitme. Fiyat sana gelsin. Ben koyarım 10.646'ya alımı. 3 aşağı 5 yukarı. Yazarım şimdiden alımımı. Geldi geldi. Gelmedi buradan gitti. Zaten 17.500'den aldım abi. Anladın mı? Buradan gitti. Gitti. Hani bu da gelse daha çok para kazanırım. Hele bu da gelse daha, daha da kazanırım. Buradan yukarı giden, dönerse. Ama gelmezse buradan giderse de gider. Am gider sorun değil. Yine kazanırım. Ama bu, bu kademelere düşme ihtimali her zaman cebimde duracak. Anlatabiliyor muyum? Yani abi oraya hayatta gelmez. Ya, yok abi gelebilir ve ben o ihtimali göz ardı edemem. Bir teknik analiz e, teknik analiz, analist isem ben buraya asla gelmez. Oraya asla çıkmaz diye bir laf ağzımdan çıkmaz. Açık söyleyeyim. Öyle kesin konuşamazsın. Bu kademeli alım stratejisine göre e, en sonda 5444 ya şimdi duyuyorum bu videoyu seyredip e, beğenen e, beğen bu arada beğenme beğenmiyorsan da beğenme yorum at istediğin bakılmasını istediğin e, coinler varsa onları yazabilirsin bakarız hiç sorun değil. Metaverse yakın plan videoları var. Kriptoda al mevsimi videolarımız var onları takip et. E, video çekip çekip koyuyoruz. Gece 11-11.30-12.30 oralarda bazen canlı yayın açıyoruz. 3-5 kişi de kılıyoruz şu anlar şimdi. Çünkü bu kanal daha bir ay olmadı. Ee, aktif hale getirdi. Ee, haberin olsun. Kademeli alımda ilk seviyemiz 17.591 di. Orayı gerçekleştirdi Bitcoin. İkincisi 10.646 orayı görmedi. Görür mü bilmem. Ama görme ihtimali cebimde olacak. Yani ben orayı ve 5444'ü görme ihtimaliyle alakalı kurşunumu veya ne diyeyim benzinimi ona göre kullanmam gerekiyor. Bütün bütün kurşunumu burada harcayamam. Anladın mı? Cebimde buralara kadar kullanabileceğim kurşun olmalı. Gelme ihtimali var çünkü arkadaşım. Var. Ondan sonra deme şey yapma, bozuk atma, canını da sıkma, gelme, iht gelme ihtimali var diye gelecek de değil. Tamam mı? Zaten bir tanesi gelmiş cepte bu. Bekleyenler için 10.646 çok büyük bir fırsat. Bitcoin'de. Ki bak bu bu kademeyi ben yüzdesel olarak hesaplıyorum borsada da benim belli başlı yüzdelerim var değişik. Ya Fibonacci falan çizmiyorum farkındaysan. Kendi 25 senelik tecrübemle bir Bitcoin piyasasında açtım deli gibi inceledim, inceledim. Orada da belli yüzdeleri çıkardım. Hepsinde aynı değil bu arada. Bitcoin'in Ethereum'un ki farklı, ötekiler farklı. Öteki altcoin'ler, shitcoin'lerin ki farklı. Bak şu seviyenin nereye denk geldiğini görüyor musun? Bak maliyet tam Tam böyle şuradaki maliyete denk geliyor. Bir önceki. Yani burada bir hafıza var şu anda arkadaşlar. Bak şu bölge, şu bölge Bitcoin'in maliyet oluşturulmuş bir hafızası var burada. Tamam mı? 10646 seviyesi. Burası bir bir hafıza var burada. Tamam mı? o yüzden uğrama şansı var arkadaşlar buraya yani uğramaz diyemezsin. Uğramaz da buradan devam ederse e, hiç sorun değil. Biz zaten 17.500'den almıştık ilk kademeyi. Bu, şu, bu videoda tamamen unutma kademeli uzun vadeli kademeli alım seviyelerinden bahsediyoruz. Ortalamalardan falan bahsetmiyoruz. Hatta kapatayım ortalamaları. Kafalar karışmasın. Şu iki pembeyi de silelim. Bunlar biliyorsun 3 aylık 3 aylık e, grafiklerin en dip seviyeleriydi. Kırdı geçti. Sağ olsun. Verdiler mi de çok sert veriyorlar ya. Yani yapıyı yapıyı oluşturuyor, oluşturuyor, oluşturuyor. Güm aşağı bak. Güm aşağı. Ya bu işte ayı piyasasının ayı piyasası dedikleri işte bu arkadaşlar. Yani yukarı yukarı doğru güçsüz yetmeyen hacimlerle bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ondan sonra hızlı bir şekilde bir az at seviyeye atıyorlar. Ee, o enstrümanı. Ki altcoinlerin biliyorsun haline, acınacak haldeler yani çoğu aldık Aldın cebine koydun mu 17.500 10.646 ve 5.444 benim görüşüm. Benim kademeli işlem yap yapıyorsam eğer benim Bitcoin'deki alma seviyem bunlar arkadaşlar. Ben buralara gelirse buralardan alım yaparım. Ha, şimdi kritik noktaya geldik. Peki 5444'ün altına da düşerse ne bileyim 3000'lere 2700'lere düşerse. Çünkü şimdi duyuyorum piyasa birazcık evşedi ya. 2700 falan konuşanlar bile var şu anda. Birazcık yukarı çıksın 1 milyon konuşuyorlar. Birazcık aşağı düşsün 1000 dolara konuşmaya başlıyorlar. <laughs> çok acayipler. <laughs> çok acayipler hakikaten. Ya yani şey yok, ortaları yok bu arkadaşların ya. Varsa yoksa videoları videoları izlensin. Başka derdi yok yani. Hiç, bunların yani hiçbir stratejileri de yok. Ee, ya çok olumlular ya da acayip karamsarlar. Yani ikisinin ortası yok yani. yani Ak Akdeniz Akdeniz havzası, havzası işte. Karakteri, karakteristik yani. Alım seviyelerimiz bunlar. Kusura bakmayın. Ee, böyle yani. Ama buralardan almışsan buradan devam ederse de kar edeceksin. Devam edecekse bekliyorsun zaten sen. E, hep diyorum en az en az 6 aylık veya e, 15 aylık 3 aylık e, grafiklerde yukarı doğru hareket bekliyorum. Başladığı zaman hareket. Öyle olması gerekiyor. Başka türlü kurtaramayacağız çünkü. Tamam mı? Vakitte yaklaşıyor. Bak bu kadar bunu tuttular, tuttular. O yüzden şeyden korkuyorum işte. E, birdenbire gömmelerinden korkuyorum. Çünkü eğer şunu yaptıktan sonra buradan devam etseydi e, şu şu ocaktaki hareket var ya Mesela bu benim çok garibime gitti. Çok garibime gitti. <laughs> yani şimdi şu hareketi görünce, bak hislerimle hareket etsem ee, <laughs> diyeceğim ki bu aşağı devam edecek. Evet bakınca çünkü buradan bu hareketin birazcık daha tepki verip bu tepeleri, bu tepeyi biraz geçip veya bu tepeyi geçmeden buradan dönüp ee, Nisan'da Mayıs'ta 10.646'ları görür diye ben tahmin ediyordum. Ama tam tersini yukarı doğru attı. <laughs> bu da güzel bir şey değil. Ya ben çünkü yı, bütün yılın kapanışı en dipte olup da bak bütün yılın kapanışı en dipte olup da Yeni yılla birlikte yukarı atıyorsa bu beni iş, acayip işkillendiren bir şey. <laughs> Şeyde biliyorum. Çünkü yıllık grafiklerde baktığın zaman böyle ee, bu yılın bu yılında en azından aşağı yapıp yukarı yapıp öteki yılın yukarı yapması gerekir gibi geliyordu. Ee, şimdi bu yapıyı bozdu. Ee, sanki bu yılı da bu tepkiyi verdikten sonra yani hani e, bir saat iki saatlik grafiklerde hatırla. Ee, gövde gövde boyları hesaplarsın boşlukları ya. Mesela bak bir senenin kapanışı burada. Baştan sonra burada. Onun gövde boyunun yarısına kadar neredeyse getirdi kendini şu anda yıllık grafikten bahsediyorum yani buradan aşağı tamam mı normalde yukarıda giderse gitsin sorun değil kademeli alım seviyelerimiz bundan arkadaşlar gerçekçi ol gelme ihtimali çok yüksek zaten birini aldık cebimize koyduk ötekini bekliyoruz buraya geldikten sonra bir de 5444 bekleyeceğiz gelirse gelir gelirse sevine sevine alırız ama unutma bak. Benim kendi stratejim kademeli alımlarda sadece 3 seviyeden alım yaparım. 4 ama 3 seviyenin en değil de bak. En azından bir %75'lik gevşeme kriptolardan bahsediyorum. Bu arada Bitcoin'den bahsediyorum. Ethereum'da da aynı bu yapı. Ötekilerde farklı arkadaşlar yüzdeler. %75'lik gevşemeyi görmeden ilk alımı yapmam. Kademeli alımda. Onu göreceğim. Ha geldi buradan. Buradan devam etti. Güle güle. Güle güle yolun açık olsun. Başka bir şey alırız. Başka bir şey satarız. Başka bir yerden kazanırız. Anladın mı? O kadar aşık değiliz yani e, bir enstrümana. Çünkü buraya gelirse fırsat var. Buradan dönerse fırsat yok bana göre. E, buraya bir gelsin. Fırsatı versin bana. Ben buradan alayım. Sonra e, bu kademeleri beklerim. Bir, iki, üç kademeden malımı alırım. Bunun altında bir daha bitcoin falan almam. Yeter. Tamam mı? Ne olur ne olmaz. Neden? Çünkü bak haftalık grafiğe döneceğim. Bitcoin'de en e, beni en çok iş, işkillendiren e, şey kendi adıma yaptığım analiz bu. Tamam Ee, birazcık karışıksa şu kademeleri şunları sileyim birazcık karıştı gibi oldu böyle yapınca net olsun burada şeyler yazıyor zaten kademeler yazıyor şunları da çekeyim biliyoruz nasıl olsa şu anda yani kademeli olarak 17500'den şey, 17 aldık 10646'yı bekliyoruz gelirse bu sene içinde. ondan sonra da 5444'e gelirse oradan da alacağız. Daha aşağısına sen bilirsin ben almıyorum. Yani buradan sonra bunun altına geldiği zaman ben girmem abi. Gerek yok. Uzun vadede şöyle bir analizim vardı. Beni, benim sinirimi bozan, beni işkillendiren. 13 senelik, bak 2010'dan 2023'teyiz. 13 senelik grafikte Bitcoin tarihinde buraya hiç gelmemişti falan diyorlar ya. Ulan 13 senelik tarihi var zaten yani baktığınız zaman. Bu da en uzun grafiği ya, en uzun grafiği bu. E bak gördüğün gibi ee, bir ön, üstte oluşan tepeler uzun vadede boma piyasalarında tepelerin gücü azalmaya başladı. Yani İnsanlar ee, ne bileyim daha az daha, e, primle satışa geçmişler. Burası zaten muhteşem gitmiş. E, bak bundan sonra imaz almış. Şimdi ne olacak onu bilmiyoruz. Kimse bilemez. Ama bu görüntü haftalık analizi, haftalık grafikte bakıyoruz bunu mesela Normalde iki saatlik 4 saatlikte baksan şöyle bir grafik görsen karşında bunu direkt şu teşhisi koyarsın ee, enstrümanın gücü azalmış buradan e, derin bir e, düşüş gelebilir dersin Direkt yani an gerçekçi olacaksın bunun sonu aşağı gözüküyor gerçekçi olmak gerekirse ama şöyle bir şey olursa şuraya dikkatini çektim. Şuraya dikkatini çektim. Bak bunlar da 200 günün üzerinde kaldığı yerler. O yüzden 200 günlük o kadar önemli ki şu anda. Yani burada tekrar 200 günün üzerine atması gerekiyor arkadaşlar bunun bunun yürüyebilmesi için. Şimdi bak buraya dikkatini çekiyorum. Buralar artık hacmin öldüğü tamam mı? Hacimin öldüğü ama 200 günlük üzerinde kaldığı seviyeler. Buralarda hacim ölmüş, piyasa iyice daralmış daralmış ama yukarı doğru atmış kendini. Ama yukarı doğru atmış, ama yukarı doğru atmış. O yüzden bu seviyeler gerçekten kader seviyeleri Bitcoin'de. Gerçekten kader seviyeleri. Anlatabiliyor muyum? Bur buradan bir şekilde 200 günün üzerine atıp yoluna devam etmesi gerekiyor. En azından eski zirvesini. Çünkü benim bir görüşüm daha var. Bitcoin'in uzun zaman artık buralarda yataya bağlayacağını düşünüyorum. Ya yani buradan e, 305, 300, 300-500, 600 binler değil de buralarda yataya da bağlayabilir. Anlatabiliyor muyum? O zaman işte 200 günlük tam senin ilacın oluyor. Yani burada eğer uzun seneler yatay e, hareket yapacaksa yani yatay dediğim aynı yerde değil tabi şöyle bir marjlarda e, %200'lük %300'lük marjlardan bahsediyorum orada 200 günlük senin ilacın olacaktır sana yine para kazandırır bir şekilde yani artık ne kadar kazandıracaksa bitcoin o kadar kazandırır sana anlatabiliyor muyum o yüzden bu gerçekten kader anlarını yaşıyoruz bugünlerde Bitcoin ile alakalı. Ethereum'la da öyle. Altcoin'leri zaten say söylemeyeyim Yani garibanların ee, hali perişan ya. Vallahi perişan. <laughs> yani bugün bugün baktım bir DYDX bir sağlam duruyor. Neden sağlam duruyorsa? Yani bayağı sağlam duruyor. E Rune zaten geçen almışlardı. O sağlam duruyor. Ee, Unfi birazcık kendini yukarı attı, o sağlam duruyor. Ee, başka da yok. Diğerine, diğerlerinin alayı, alayı ölümüne short şu anda. Umarım bir an önce bunlar yukarı atar da e, piyasa yukarı doğru hareket eder bir iki ay içinde. O yüzden Bitcoin'de kader bölgesindeyiz açık söyleyeyim, kader anlarını yaşıyoruz. Buralardan bir an önce yukarı atıp yukarı doğru devam etmesi gerekiyor. E burası da fena değil yani yani şu şu ivmeyi takip etse diyelim bu ivmeye göre hareket etse e, 124 bin'e 100 bin'i falan görüyor. 100 bin de zaten şeydir böyle e, efendime söyleyeyim e, ana bölgeler mesela 50 bin 100 bin 150 bin 200 bin bunlar şeydir böyle psikolojik dirençlerdir. Ya 100.000 kesinlikle psikolojik, psikolojik bir direnç Bitcoin'de bu arada. Pardon. Anlaşıldı mı Bitcoin'de? Kader bölgelerindeyiz. Burada buralarda fazla takılmadan yukarı atıp buradan yukarı devam etmesi gerekiyor. Buradan aşağı atarsa 10.646 uzun vadeli alım için, kademeli alım yapacak arkadaşlar için e ikinci alım seviyesi. Haydi yeterim. Bitcoin'deki tehlikeyi gösterdim. Tabii ki tabii ki şöyle bir şey demiyorum. Battık, bittik, Bitcoin'leri satalım, gidelim. Hayır abi. Bak hep söylüyorum. Giderken de varım, yukarı düşerken de varım. Çok basit mantık. Anlatabiliyor muyum? Kademeli alıma göre zaten bekliyorum. 10.000'e 10 düşse de ben alsam diyorum. Öbür türlü 200 güne göre işlem yapıyorsam zaten short açtım ve karda, karda yürüyorum şu anda. Anlatabiliyor muyum? Her türlü buradayız. Cenaze kaldırılacaksa onu da biz kaldıracağız arkadaşlar yani. Bizi de deli en sonunda. Ya bunlar bunlar ne yapıyorlar? Bu kadar bu kadar şey yapıyoruz. Bu kadar şerefsizlik yapıyoruz. Bunlar hala buradalar <laughs> diye en son bizi de hissetmeye kalkmasınlar. Ethereum'a geldim şimdi. Ethereum'da da alım seviyelerim aynı aynı perspektifte bakıyorum. Bitcoin'le Ethereum'a. Tamam mı? Aynı perspektifte bakıyorum. Altcoin'lere bambaşka bir bakış açım var. Ee, çünkü. Ethereum'da da ilk alış seviyemiz 1261'di. Tamam mı? 1261'den geldi zaten aldık yani Ethereum'u. Şu tepeden aşağı geldiğinde. Uzun vadeli yatırımcıyız. Kademeli alım seviyelerini kolluyoruz. Ona göre ee, 1261'den yaz bunu kenara. Ethereum geldi zaten. Elimizde duruyor şu anda. İkinci alım seviyemiz Ethereum'da benim benim kendi ee, şeyime tasavvuruma göre 688 dolar arkadaşlar. Ya oraya gelir mi gelme hayatta oraya gelmez. Kimseyle bak iddialaşmıyorum. Challenge şeyi yoktur bende bu işlerde. Kültürü yoktur. Ben gerçekçi bir şekilde fiyat açıklıyorum. Tamam mı? Bak göreceksin, bak gelecek, bak göreceksin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu büyük bir saçmalık bu çünkü. Saçmalığın dik alası. Şimdi benden böyle bir şey bekle, bekler misin yani birazcık beni tanıdıysan? Göreceksin bak 688'e görecek, göreceksin yok. Ok. göz göre böyle saçma bir şey olur mu ya? <laughs> yani sokakta misket mi oynuyoruz arkadaş ya? Challenge yapılacak bir şey değil. Tahtanın sahibi ben değilim, bir şey değilim. Tahta, tahta benim kontrolümde değil ki. Kontrolü, kontrolümün olmadığı yerde ben İddialı bir şekilde fiyat üzerinde iddialaşır mıyım? E ben geri zekalı mıyım iddialaştım Tahtanın konu, kontrolü bende olsa e, açarım sana bahis. Hep ben kazanırım. Niye? Çünkü tahtanın sahibi benim. İstediğim yere götürürüm, istediğim yere çekerim kardeşim. <laughs> tamam mı? O konuları yavaş yavaş anlatıyoruz insanlara. Bakalım e, bilmiyorum birazcık aydınlanma sağlıyor muyuz? operasyonlar operasyonlarla alakalı. Ethereum'da ikinci alım seviyemiz 688 dolar. 3. alım seviyemize geliyoruz. Ee, şeyleri duyar gibiyim. Yok artık oraya kadar gelir mi? 377 dolar arkadaşlar. Çok basit. Bak çok basit. Buraya kadar gelir mi? Gelirse alırız. Gelmezse buradan devam ederse buradan aldığımızla yürürüz. Buradan aldığımızın karını yürürüz. Yarın öbür gün gelip de 680 690 doları falan görürse oradan aldığımızı yürürse iki, iki kademeden aldığımızı yürürüz. Maliyetimiz şuraları bir yere gelir. Tamam mı? Böyle yürürüz ondan sonra. Buraya da gelirse oh avuçlarımızı öyle şey yapa yapa ovuşturu ovuşturu 3 kademeden mal almış oluyorsun. Kademeli alım stratejisi uygulayan bir insan için bir yatırımcı için 3 kademeden de ürüne sahip olmak büyük bir nimettir arkadaşlar. Neden büyük bir nimettir? Çünkü burada kolladığın şey bir, sonra, bir önceki zirve. Bak 3. kademeden aldığın zaman zirveye ulaştığında en alttan aldığın kademeden yüzde 12, %1275 para kazanmış olacaksın ki süper bir para. Anladın mı? Yani bu 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 bölgeye gelmesi uzun vadeli kademeli alım stratejisi güden bir yatırımcı için büyük bir nimet. Çünkü 3 kademeden mal almış oluyorsun. İstediğin enstrümanda. Projesine güvendiğin veya çalışmasına güvendiğin, bilançosunun iyi geleceğine güvendiğin şirketlerle alakalı. Çünkü aynı sistem borsada da geçerli. Orada sadece yüzdeler değişik. Üç kademe bu. Kimse kusura bakmasın, ee, gerçekçi bakarsan, ki gerçekçi bakmak zorundasın bu piyasalara, ee, hayal et ama gerçekçi olmayı da sakın ihmal etme. Hayallerine kapılma, teknik analize bakıp kendini şartlandırma. Bak ben mesela 3 kademe yazdım sana, 666-377 dedim değil mi? Bak kendimi hiç şartlandırmıyorum ama. Gelir ise diyorum, gelirse alırız, gelmezse Buradan aldığımızda devam ederiz. Şartlandırırsan kendini e, psikolojini bozuyorsun. O yüzden risk analizi, kasa yönetimi sakın unutma. Kanala abone olmayı unutma. Devam ediyoruz. Altcoinlerle ilgili de analizlerimizi yapacağız böyle. E, bu hafta şey yapacaktım hatta. Önümüzdeki haftanın e, potansiyeli olan eee coinleri diye bir video yapacaktım. Birazcık baktım hiç öyle bir potansiyel göremedim kusura bakmayın ya. Yani hepsi alay, hepsi ölümüne shortta şu anda. Yani short açın diyeceğim. Short short açma yerini de geçmişler. E, zaten short açmış olsaydın şimdiye kadar karını almış olman gerekiyordu. E, büyük büyük bir bölümünün girdiğin girdiğin şeyin mevlanın. E, şu anda şeyi bekliyoruz tekrar yukarı at, 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 atsın diye bekleyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani yap, yap, yap bir, ya, şey söyleyecek şey bulamadım. Koyun bulamadım. O yüzden yapamadım. Bari dedim bu kademeli alımları yazayım da insanlar ee, şey yapsın. Bu strateji bu stratejiyi güdenler ee, büyük para kazanıyorlar arkadaşlar. Bu sabır işi bayağı sabır çekersin. Ama böyle para kazanırsın. Öbür türlü aldım sattım, aldım sattım, aldım sattım. Hiçbir şey kazanamazsın. Hem yorulursun hem beynin beynin kafan şişer. Tamam mı? Ee, kafan şişer. Büyük parayı kaybedersin. Elindeki parayı da kaybedersin. Ben hep örnek veriyorum. Ben 20... 96-97 borsa bir sene boyunca yukarı gitmişken benim ilk girdiğim sene ben o vurulumun üçte ikisini kaybettim. Bir sene boyunca yukarı yapmış piyasada ben o 3 üçte ikisini kaybettim. Ondan sonra oturdum düşündüm nasıl bir şey yapıyorum ben diye. ya bu kadar piyasa gitmiş ben niye üçte ikisini kaybettim o vurulumun? Niye? Çünkü bizim borsada özellikle alsat, hiç alsat yapmadım o günden beri. Kademeli alım yaparım parayı bölerim, kasayı yönetirim, kademeli alım yaparım, belli başlı hisse senetlerim vardır. Kademeli alım yaparım, karımı alacağım yerler de bellidir. Oralara geldiği zaman karımı alırım, sonra tekrar da gevşemesini beklerim. O kadar, o kadar rahat ki bizim borsa. Hiç seni aldatmaz. da inşallah ee, bu bu kadar geçen zamanın burada sabreden arkadaşların yüzünü böyle bir altı ay bir senede Öyle bir yukarı yapar ki e, bu arkadaşların yüzünün gülmesi lazım. Çünkü burada durup hala sabreden arkadaşların gerçekten ödüllendirilmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde de olması olması lazım. Çünkü işlem hacmi de iyice düştü. Buraya ilginin tekrar arttırılması için burada fiyatın yukarı çekilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama bak göstereyim sana. Eğer market maker çok basit. Eğer market maker da e, kaldıraçlı işlemlerden daha çok para kazanmak istiyorsa, fiyatı yukarı çekmesi gerekiyor. O yüzden bu tip piyasalar, borsalar ve kriptolar aşağı düşmek için tasarlanmış piyasalar değil. Bunlar hep yukarı gitmesi için tasarlanmış piyasalar. Anlatabiliyor muyum? Bak bu lafımı e, bu lafımı sakın unutma. Bu piyasalar borsalar, hisse senetleri ve bu kriptolar da bunların içine giriyor. Bunlar yukarı gitmek üzerine e, oluşturulmuş piyasalar. Bunlar çok, düş, çok düşmesi için planlanmış, hep düşmesi için planlanmış piyasalar değil. Neden? Çünkü bunlar yukarı gittiği zaman da market maker para kazanıyor. Burada örneğini gösterdim bak. Onun için açtım burayı. İyi bak. Bak piyasa ee, bunu keşke görebilsek bunu göremiyoruz. Başka bir araştıracağım bunu daha önceki likit seviyelerini bize gösterebilen Başka bir site var mı? Bir tane daha vardı galiba. Hatırlamıyorum ama şimdi hangisi olduğunu. Bakarım onu araştırırım ona göre şey yap. Keşke buraları da görsek. Ama bak buradan bakarsam bile tamam mı? Buradan bakarsam bile bak seviye olarak alıyorum. Şu seviye bak. Bak bu seviyenin altında büyük ihtimalle likitler bu kadar. Böyle küçük küçük. Tamam mı? Şu seviyenin altında. Bak bu seviyeyi geçtikten sonra Market Maker'ın kazandığı paraya bak arkadaşlar günlük günlük kazançları bunlar tamam mı ee, korkunç paralar yani Market Maker'ın da şu anda bak ne halde ee, şu şeyden sonra burayı kırdıktan sonra yani Nisan 2022'den beri e, Market da para kazanamıyor arkadaşlar doğru düzgün. Yani bu buradaki şahane güzel günler ee, çok geride kalmış, çok geride kalmış. görüyorsun değil mi? Yani e, şu likit seviyelerine bakınca bile bu piyasanın yukarı götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Götürülmeden önce aşağı yapabilir. O gösterdiğim kademelere hızlı iğneler atabilir bu piyasa, tamam mı? Çünkü kendi kontrolleri altında çünkü tahta sahiplerinin veya borsa sahibinin market maker'ın elinde her şey. Yani birden bire gelir böyle öyle bir şeylerle yapar ki o dediğimiz seviyelere iğneyi atar, oradan döner, toparlar, devam eder. Çünkü market maker da eğer büyük oktanlı para kazanmak istiyorsa bu piyasayı yukarı götürmek zorunda. İlgiyi çünkü bak nereden sonra ilgiyi arttırmış görüyor musun? Buradan buraya gelene kadar büyük ihtimalle likitler böyle küçük küçük ama bak bu seviyeye geçtikten sonra şu son bölgede büyük para kazanmaya başlamış ve dikkat et hep longlardan kazanmış. Büyük parayı long long açılan long pozisyonları patlatarak kazanmış. Anlatabildim mi derdini? O yüzden bu piyasa yukarı gitmesi için tasarlanmış bir piyasa ee, di, görüşündeyim öyle zaten. O yüzden Burada aldığın malı ucuza kaptırma. Bak benden sana tavsiye. Hele artık bu seviyelerden veya alt seviyelerden ama söylüyorum bak, risk analizi kası yönetimi. Doğru düzgün seviyelerden eline mal geldiği zaman malını ucuza kaptırma. Elinde sonunda yürütmek zorundalar çünkü yukarı. Çünkü yukarı götürecek ki daha büyük para daha büyük longlardan shortlardan likitler toplayacak ilgiyi bir yerden sonra büyük bir ilgi oluşturması gerekiyor buraya. O ilginin geldiği gün sen burada girmişindir. O ilgi bak buradan sonra gelmiş. Sen buradan buraya kadar tutarsın malını. Tamam mı? Buralarda da satarsın çıkarsın. Onun da bir sürü şey var, formülü var. Nerelerde nasıl çıkacağınla alakalı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu piyasa mutlaka yukarı gitmek zorunda eninde sonunda o günlerde yaklaşıyor arkadaşlar. Aşağı vermeyecekler diyemem kademeleri gösterdim kademeli alım seviyelerini verebilirler. Ama eninde sonunda yukarı doğru hareket olmak zorunda. Belli bir seviyeden sonra da ilginin alakanın çok artması gerekiyor yani hani bitcoin diyelim 70-80-90 bin oldu falan. E, o zaman seyretsen o haberlerde orada burada bütün dünyada bitcoin öyle bitcoin 500 bin, 1 milyon 2 milyon onlar da girdi. GF Morgan almış bitcoin ETF'leri yani böyle var ya e, güzel haberlerin biri bin, bin para olacak yani. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Kademeli olarak düştüğü seviyelerde mal almaya uğraşıyoruz. Ondan sonra bekleyeceğiz o günlerin gelmesini. Değil mi? Senin arkadaşın, mahalleden arkadaşın, berber, taksi şoförü, minibüs şoförü, sana şey vermeye başladığı gün, tavsiye vermeye başladığı gün, abi şu gidecekmiş, bak bunu al falan filan demeye başladığı gün, o gün de artık artık çıkma zamanı. Tamam mı? Ya yani bu işten hiç anlamayan meslek gruplarından birileri sana şu gidecekmiş abi bak bunu al acayip gidecekmiş haberi geldi falan demeye başladığı zaman hadi abi diyeceksin. Ama onlar orada çünkü artık çıkma yeri. Bu video burada bitsin. Devam edeceğiz. Dediğim gibi aramıza katılmanı istiyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.